Merhaba arkadaşlar, yine karşınızdayım. Bugün ikinci gün. Dün hem sabah hem de gece yarısı Pokemon Go oyununu oynadık. Ve şimdi düşündüm ki aslında birkaç deneme yapmam gerekiyor. Yani bazı noktalar var, o noktalarda yarışabiliyorsunuz. Kendimi denemek istedim. Bir de farklı noktalar varsa o farklı noktalarda da belki başka Pokemon'lar yakalayabilirim diye düşündüm. Bu arada sabah çıktığımda 40 tane Pokemon yakalamışım o 2 saatlik yürüyüşüm içerisinde. Gece yarısı çıktığım o yarım saatlik dilde de 18 tane Pokemon çıkmış karşıma. Aslında iyi bir oran. Bir de benim şansım da olabilir tabi. Bu arada şöyle bir şey de var. Bir bileklik var galiba. O bileklik yani 90 dolar falan civarında, biraz pahalı geldi bana ama eğer her gün Pokemon oynamak isteyenler varsa onlar için çok mantıklı. Sizin yerinize Pokemon yakalamaya yardımcı oluyor. Pokemon'un yerini gösteriyor. Sizin yerinize Poke Topu atıyor galiba. Hani telefonun şarjını az yemek için böyle bir şey düşünülebilir. Bakalım şu Pokemon'u yakalayabilecek miyiz? Evet, şimdi aslında bir olayı yok. Ben kendim zorluyorum şu an. Evet, şu an mecbur kaldık. Niye? Çünkü Poke Topu kalmadı. Evet. Çok güzel. Bu demek oluyor ki artık o bölgelere gitmek zorundayız. Yani o bölgeler dediğim spin olayı varmış ve oradan Poke Topu vesaire bazı şeyler düşüyormuş. Bu arada ilginç bir şey fark ettim. Biri beni ekledi. Kaliforniya'dan. Ve bana gönderdiği hediyede Poke Topu vardı. 100 Stardust verdi. Ve ne verdiydi? 5 minutes later. 20 minutes later. Bir de revive verdi galiba bir tane, sağ olsun. O gift, yani hediyeler iki kişi arasındaki arkadaşlığı pekiştiriyor ve puanı arttırıyor. Sanırım yapılan bu hediyeler de şöyle bir artısı var. XP kazandırıyor. Tabii benim level 10'a gelmem gerekiyor. Ha, bir günde 7. seviyeye geldiğim için 3 seviye ihtiyacım daha var. O yüzden biraz daha beklemem ve sabır olmam lazım. Ben de yine aynı şekilde gift atarak kazandığım tecrübelerle de seviyemi yükseltebilirim. Güzel bir şey yani. Belki burada bile bulurum birilerini diye düşünüyorum. Bakalım. Bu sefer farklı bir şey yaptım. Önüme 3 tane Pokemon çıktı ve onları es geçtim. Çünkü bu 3 bölge var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Dün gece uğramadığım yerler. Oralara uğramayı düşünüyorum. Bu arada seviye atladım. 9. seviyeye geldim ve 15 tane Poketopum var şu an. Az önce hiç topum yoktu ama bak boş boşuna kullanmak istiyorum çünkü sallıyorsun farkında olmadan. Sallamak da güzel bir şey değil. Arkadaşlar bakın, bu 3 tane nokta şurada. Burası bir futbol sahası. Yani antrenman için ayrılmış bir yer sanırım. O zaman burada şansımı deneyebilirim diye düşünüyorum. Çünkü burada hiçbir yeri işgal etmiş olmayacağım. Halka açık bir yer. Evet arkadaşlar, şurada görebildiğiniz üzere az önce şu madalyonu çevirdim ve içinden Poke topları ve bazı ürünler çıktı. Şimdi iki tane daha var. Burada görebiliyorsanız sanırım. O noktalara ilerleyip şansımı deneyeceğim. Evet arkadaşlar, ilginç ama şurası Zip Parkı'nın olduğu yerde şu an şey var. South Olive Water Park diye geçiyor. Bakın şöyle çevirdiğiniz zaman bir tane yumurta geldi, iki tane Poke topu geldi, bir tane de raspberry geldi. Onları toplamış olduk. Demek ki bunun olayı buymuş. Burada etrafta Pokemon'lar var ama onlarla ilgilenmiyorum. Şu üçüncüye gideceğim. Evet arkadaşlar, üçüncü madalyon da şurada çıktı karşıma. Şimdi burada madalyonu çevireceğim ve bakalım ne çıkacak. Madalyonu çeviriyorum. Üç tane Poke topu, bir tane yumurta aldım. Evet. Hepsi bu kadar. Şimdi 3 tane bölgeyi taradık. Ondan sonracığıma şurada bir battle var. Şurada bir battle var. Bu bana daha yakın. Evet arkadaşlar, oyun başlayalı 10 kilometre yürümüşüm. 6 tane yumurta var. Bir tanesini ben şu an koydum. 2 kilometre sonra kırılacak. Şimdi bu 2 kilometreler yakın. Şu 7 kilometreyi şu 3 tane olanı kullanmak istiyorum. Kaldı 2 tane. Bir de şu var. Use diyor. Şunu alacağım. Bu 2 kilometre, bu 7 kilometre, bu 5 kilometre sonra bu yumurtalar açılacak. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Şu Battleground var. O Battleground'a gideceğim. Şansımı deneyeceğim, bakalım ne olacak. Sen Pidgeotto musun?
Valla Pidgeotto'ya benziyorsun ha. Sen? Şu an geldiğim yer We Sell Pots Family Produce, yani çiçekçi dükkanı. Yolun ortasındayız resmen. Duracak, hani oturacak hiçbir yer yok gerçekten. Mantıklı bir yer burasını buldum ben. Şurada şansımı deneyeceğim, bakalım ne olacak. Burada iki tane Pokemon var. Sanırım bir tanesiyle kapışacağız değil mi? Yani şununla kapışalım bakalım. Evet. Aa, 31 level. Tamam. Ha, go battle diyor. Recommended diyor. Evet. Hayda. Bakalım ne olacak. Nasıl yani? Aa, ben dik yapacaktım az daha. Abi çok hızlı oluyor ya. Allah Allah. Abi tek şu... Aha, tekte gitti. Çok hızlı oldu ya, ben hiçbir şey anlamadım. Bu ne abi? Bir dakikada gittim ya. Yani adam kütür kütür indiriyor maşallah. Artık seçmiyorum, direkt yağ duruyorum abi. Çünkü elinde başka bir şey kalmadı. Bakalım ne olacak. Abi ne ara aldın ya? Yuh. Aa, pek anlayamadım ne yaptım ama. Bir dakika, Scyther, en güvendiğim Scyther anında gitti mi? Bana mı öyle geliyor? Vallaha. Abi ıskalamıyor musun? Nesin sen ya? Abi çok hızlısın ya. Yuh. Abi, benim anladığım burada dayak yiyorsun yani. Dayak yemek için geliyorsun buraya, çok güzel. He, mesela geçen akşam fark ettim işte, bayağı bir şeydi, bir tanesinin canı bayağı düşük. Demek ki onunla olduğun zaman kazanma ihtimali yüksek yani. Aha, free rate pass. Awesome. Bak bunu aldığım iyi oldu. Bunu kazanma ihtimalim yok. Şunu gözlemlemiş olduk. Dayak yiyorsun yani rate'de. Şey kazanmak için, experience kazanmak için. Ondan sonra evine geri gidiyorsun yani.
Yapacağımız şey şu, bundan sonra akşam vaktinde yorulan bossları kesmeye çalışacağız yani, anladın mı? Ama şu şekilde çok zor yani. Belki bütün Pokemon'ları bitirsem bile kazanamayabilirim. Bilmiyorum. Şimdi şunlara bir el atacağım. Ondan sonra da eve döneceğim. Tamam. Arkadaşlar bu arada bir şey fark ettim. Yanma diye bir Pokemon var biliyorsunuz. Geçen gün yakalamıştım. Onun zorlusu çıktı. Bayağı zorlusu hem de. Rengi falan kırmızı dönüktü. Meyve attığı zaman biraz daha böyle ılıman oluyor galiba Pokemon. Yakalaması daha kolay oluyor ama buna rağmen Poketopuna sokabildim fakat kaçtan sonra tekrar kırmızı hale geldi. Yani tekrar çeri verdim ve bir tane verebiliyorsunuz. İki defa zorladım yani bayağı olsun diye. Ve şunu anladım. Poketopu bitiyor. Yani şu an bayağı bildiğiniz en yakın yere gidiyorum Poketopunu almak için. O arkamda kalan 3 tane yan yana var. Orası benim için maden. Anladığım üzere yani orada ben takılacağım bayağı, öyle gözüküyor. Yol gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Az değil yani, şu an yaklaşık 1,5 saattir dışarıdayım. Ve şaka gibi ya, zamanın geçtiğini anlamıyorsun. Yani öyle bir kendini kaptırıyorsun ki olaya, anlamıyorsun zamanın geçtiğini. O yüzden yani dünyanın birincisi biliyorsunuz Singapur'da arabayla gidip geliyor herif. Ve yani bayağı zamanı çok iyi kullandığını fark ettim. Tabii benim böyle bir yarışım yok. Benim böyle bir amacım yok. Sadece oyuna zevk almaya çalışıyorum. Yani gerçekten insanların emek verdiğini burada anlıyorsunuz. Evet. Şunu öğrendim ki... Bu ne ya? İlginç bir tür bu. Aldım alamadım abi. Şu an bir tane Poketop'um kaldı, o da bu. Evet, son kalan Poketop'umla da yakalamış oldum bunu. Şunu fark ettim, yani boşuna sallamamak lazım. Bu Poketop'ların da usta olmak gerekiyor. İyi kullanmak için yani. Evet. Şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz lütfen abone olmayı, beğenme tuşuna klik etmeyi, eğer bildirim almak istiyorsanız lütfen bildirimlerinizi açık tutun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.